Ben de her yol mübahtır. Erdoğan'la elde sıkışabilirim. Erdoğan'ın gömleğini de giyebilirim. Çıkartabilirim de onu da yapabilirim. Ama yeniden Refah'ın bir araya gelmeyeceği tek parti kimdir diyecek olursanız o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye tahmin ediyorum ben. Ama tabii siyaset her şeye gebe. Önümüzdeki günlerde belli de olmaz tabii ki. Ya, baksana İYİ Parti'de Meral Hanım bile versene o fotoğrafı. Şu fotoğraf tarihe geçti. Erdoğan'la sarayda buluştu. Hiç insanın aklına bile gelmezdi. Bugün manşet olarak bunu konuşacağız. Ahmet de o manşeti de hazırlıyor zaten. O manşeti ekrana getirecek. Dedik ki İYİ Parti'de gerçekten bir ayrılık zamanı mı var? İYİ Parti'de Meral Akşener'i partiden gönderebilirler mi? Bunu biraz konuşalım dedik. Siyaset her şeye gebe ve önümüzdeki süreçte İYİ Parti'de bir yol ayrımına gidileceği zaten aşikar. Baksanıza dün Koray Aydın'ın uzun bir tweet'i vardı. Koray Aydın seçim yarışına girmiş. Musavvat Bey'in karşısında kaybetmiş. Milliyetçi kökenli bir kişi. Birazdan koyarsın Ahmet. Ekrana getirirsin. Yani orada şöyle bir cümlesi vardı. Diyor ki Koray Aydın. Ya diyor siz yeni genel başkan Musavvat Dervişoğlu'nu genel merkezde bile ziyaret etmediniz. Ve gittiğiniz ilk ziyaret ettiğiniz yerde Erdoğan oldu diyor. Bu çok manidar bir cümledir. Çok önemli bir cümledir. Verir misin şimdi Ahmet? CHP sert tepki göstermedi hayvanlar konusunda. Ondan bahsediyorum demiş. Daha ortada bir şey yok ki. Ve hayvanların öldürülmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Yani cinayet işlemeyin dedi. Katliama karşıyız dedi. Bir de çıksın bakalım şey. Bazı insanları da mutlu edemiyorsunuz. Onlar maksimum noktada veya kavga noktasında şey istiyorlar. Hatta yumruklaşma bile olabilir. Muhalefeti öyle görüyorlar. Yani adam söyleyeceğini söyledi. Birçok insan gibi. Ben de katliam olarak görüyorum onu. Cumhuriyet Halk Partisi de katliam olarak. Musavvat Dervişoğlu da katliam olarak gördü. Yani şu anda liderlerin başka diyecek bir şey yok. Bir çıksın bakalım efendime söyleyeyim maddeler ona göre bakılacak. Ha, burada tabii ki AKP meclis çoğunluğuna sahip. Orada öldürmek istiyorsa o zaman da o sözü hatırlatacağız. Yaradılanı yaradandan ötürü severim diye Erdoğan'ın sözü vardı. Bir de kimse bize merhamet öğretmesin diye öğretmek gerekiyor. Eğer o hayvancıkları katledecek olursanız. Geldik biz konumuza devam edelim. Ve burada Koray Aydın. Koray Aydın işte Meral Akşener'in Erdoğan'la görüşmesinin konu ve içeriğine dair bir açıklama yapmamasını eleştiriyor. Kimse açıklama yapmadı ve şöyle bir cümlesi var. Görüşme yapılacağını ilk kez İYİ Parti kaynaklarından değil Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu ve öğrenildi. Ve devam ediyor. Yeni seçilmiş olan Genel Başkanımız Musavvat Dervişoğlu'na bir hayırlı olsun ziyareti dahi yapılmamışken Sayın Akşener'in ziyaretini İYİ Parti Genel Başkanı sıfatıyla yapması, eski Genel Başkanı sıfatıyla yapıyor. Bir de yüzsüzlüğe bakar mısınız ya? Gerçekten büyük bir insanın yüzünün kızarması gerekiyor ama siyaset böyle. İYİ Parti kurumsal kimliğini görüşmenin doğrudan tarafı yapmıştır. Doğru bir tespit bu. Yani Meral Akşener olarak gitmedi oraya. Çünkü Meral Akşener İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı olmasının ötesinde halen İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi, dolayısıyla İYİ Parti üyesidir. Konuyla ilgili tek açıklama Genel Başkanımızın Musavvat Dervişoğlu'nun görüşmeden saatler sonra katıldığı televizyon programında konunun sorulması üzerine yapıldığı olmuştur diyor. Şimdi bakınız ve devam ediyor. Ondan sonraki cümleyi de ben size okuyayım. Çok uzun bir cümle. Sürece hızlı adapte olan bazı partilerimizin bu görüşme İYİ Parti tabanında rahatsızlık yaratmaz mealindeki söylemlerin aksine içeriğiyle ilgili en kısa zamanda tatminkar bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır. Bundan sonra şöyle düşünmeye başladım ben. Evet, iki sayfa çok uzun zaten. Çok önemli tespitler var. Vallahi bakınız. İYİ Parti eski genel başkan sıfatıyla orada olduğunu söylüyor. Eğer öyle gittiyse zaten gerçekten partisini hançerlemek isteyen bir kadından bahsediyoruz. Bir siyasetçiden bahsediyoruz. Ve altılı masanın da bence hançerleyen ismi Meral Akşener'di. Dün Sözcü'de hançeri tutan el kimin haberi yaptık biz. Ve orada açık açık yani bir size kronoloji yaptım orada. İki senenin kronolojisini yaptım. Meral Akşener kronolojisi. Meral Akşener demeden aslında o hançeri tutan eli anlamıştı vatandaş. Ondan sonra da bana artık son cümleyi kurmak kaldı. O hançeri tutan el Meral Akşener'miştir. Evet gerçekten de öyle. Bugün geldiğimiz noktada Meral Akşener partisine kötülük yapıyor. Ve Musavvat Dervişoğlu
bu yerlerde sürünen parti, tamam ne kadar liderlik vasfı vardır o da iki ayda çok parlak değil. Ama yerlerde sürünen bu partiyi ayağa kaldırmak için adamcağız mücadele ediyor. Ve söylemleriyle de AKP iktidarına karşı, anayasaya karşı, tek adam yönetimine karşı. Yani bundan bildiğimiz 5-6 sene önceki Meral Akşener. Ve şimdi siz bu söylemleri yaparken Erdoğan'la bir araya geliyorsunuz. Ve belli Cumhuriyet Halk, özür dilerim, İyi Parti'nin içerisinde bir ayrışma yaratacak. Cumhuriyet Halk İyi Parti'nin içerisinde kimi vekilleri ikna etmeye çalışacak Meral Akşener. Zannedersem görevi bu olacak. Oraya çay içmeye gitmedik ki, su içmeye gitmedik. Ya ne haber ya işte Sayın Cumhurbaşkanı, ya iyiyim ya Meral Hanım abla nasılsın demeye mi gitti yani? Olmadığını biliyoruz. Veya anlıyoruz. Siyaset bu. Erdoğan da oyun kuruyor şimdiden. Akıllı bir adam. Çok akıllı. Ekibi de akıllı. Ve oyun kuruyor ama bir iki sene sonrasının oyununu kuruyor. Belki de onu iyice kaynaştırdıktan sonra bir sene sonra, iki sene sonra diyecek ki erken seçime gidelim. Tamam. Ha, ağırlığı var mıdır? Evet. Azdır, çoktur Meral Hanım'ın. Ama İyi Parti içerisinde iddia edebileceği milletvekilleri de olabilir. Bu İyi Parti'ye zarar verir. İyi Parti de önümüzdeki günlerde bu durumdan hoşnut olmayan, partinin kan kaybetmesi veya partiyi bitiyor olarak gören birçok milletvekili de istifa edebilir. Onların gideceği adres de ya bağımsız kalacaklar ya da bir kısmı iktidar partisine de gidebilir. Bir kısmı MHP'ye de gidebilir. Bir kısmı CHP'ye de gelebilir. Bunu da zaman gösterecek. Ama burada gerçekten gördüğüm kadarıyla manşeti eğer getirecek olursan onu bir kez daha hem soru olarak siz de görün. İyi Parti bir yol ayrımında. Bir yol ayrımında olması gerekiyor önümüzdeki günlerde. Ve bir, Meral Hanım'ın gittiği bu konuşmayı veya toplantıda ne konuşulduğunu, neler konuşulduğunu en azından bir açıklaması gerekiyor. Satır satır açıklamasına gerek yok. Yani kelime kelime, harf harf açıklamasına da gerek yok. Ama en azından ne konuşulduğunu öğrenmiş oluruz. Ve bu durum eğer siyaset konuşuluyorsa, siyasette dizayn konuşuluyorsa bu İyi Parti'de yol ayrımında olacaktır. Veya mutlaka benim şu anda gördüğüm kadarıyla İyi Parti'nin içerisinde bu konuşmanın içeriğine sahip olanlar var. Bu konuşmanın içeriğine sahip olanlar var. Belki o yüzden önümüzdeki günlerde İyi Parti bir yol ayrımına girmek zorunda kalacak. Musavat Bey, işte lider olduğunuzu belki o zaman göstereceksiniz. O yol ayrımı geldiğinde, ki gelebilir, gelme ihtimali var. O yol ayrımı geldiğinde Meral Hanım partiden uzaklaştırılır mı, partiden kovulur mu, gönderilir mi, atılır mı, onun kararını verecek. Veya pasivize mi edilir, onun kararını verecek İyi Parti. O yol ayrımı böyle giderse gelecek gibi görünüyor İyi Parti'de. Böyle giderse, hele ki önümüzdeki günlerde Meral Akşener'in yakınlarından biri bir yerlere gönderilecek olursa veya Meral Akşener'e bir görev tevdi edilecek olursa veya Meral Akşener aktif siyasetin içerisinde daha fazla görünecek olursa ve Meral Hanım Türkiye genelinde İyi Parti'nin il ilçe teşkilatlarını dolaşmaya başlıyorsa eğer, bilin ki İyi Parti dizayn ediliyor demektir. Belki birkaç ay sonra bir kongrede, olağan kongrede Musavat Dervişoğlu'nun karşısına Meral Akşener çıkacak. Bilemeyiz. Belki dışarıdan gönderilir, belki dışarıdan İyi Parti'ye bayrak açacaktır. Belki İyi Parti bunları gördükten sonra diyecektir ki Meral Akşener'e, bay bay Meral Akşener diyecek. Bunların yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Şu anda bizlerin tabii bu ne konuşulduğuna dair bir bilgi sahibi olması mümkün değil. Ama inanınız bana İyi Parti'nin içerisinde bu görüşmeye dair neler konuşulduğuna dair bilgi sahibi olanlar var. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Olmaması zaten mümkün değil. Ankara dediğin yer ne kadar iki kişi biliyorsa sır değildir arkadaş. Mutlaka bilen başkaları da vardır. Oralardan sızmalar da olacaktır. Ve İyi Parti süreçte çok izlenecek partilerden bir tanesi. Geldik